Herkese merhaba, ben Cem Kervan. Sevgili can dostlarım, bir hafta daha geçti. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bu hafta Lokma Paylaştı adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. İsa Ruhullah bizimle lokma paylaştı. Biliyorsunuz lokma paylaşmak çok kutsal bir şeydir. Lokma paylaştığımız zaman bir anlamda kendi hayatımızı paylaşıyoruz. Ve hakikaten İsa Ruhullah hayatını bizimle paylaştı. Şöyle bir İncil metni var. İncil'in Luka suresinden. Yemek vakti gelince İsa ve abdalları, havarileri hep beraber sofrada yerlerini aldılar. İsa onlara, ben çile çekip ölmeden önce bu Pesah yemeğini sizinle birlikte yemeği can atıyordum. Pesah, Yahudilerin kurban bayramı. Ve orada bir kurban, derin manalı bir şey aslında. Ta Hazreti Musa'nın dönemine aittir. İsrail halkı, Yahudiler Mısır'dan, böyle kölelikten kurtulacaklar. O akşam bir Pesah, bir kurban yemeği yenildi. Yine derin manalı. Vaktimiz olsa hepsini anlatacaktım ama devam ediyoruz. Bu Pesah yemeğini sizinle birlikte yemeye can atıyordum. Çünkü Pesah yemeğini bir daha yemeyeceğim. Ta ki haktan gelen şahlıkta Pesah'ın sırrını tam olarak gerçekleşene kadar, dedi. Sonra bir kadeh kaldırdı. Hakk'a şükretti ve şöyle dedi. Bu kadehi alıp aranızda paylaşın. Haktan gelen şahlık gelene kadar bir daha bu kadehten içmeyeceğim. Sonra ekmek alıp Hakk'a şükretti. Ekmeği bölüp abdallara verdi. Bu lokma sizin için feda ettiğim tenimdir. Şimdi ertesi gün çarmıha girilecekti. Dara çekilecekti. Darda duracaktı. Ve ölecekti. Kendi hayatını feda edecekti. Bunu beni anmak için yiyin, dedi. Aynı şekilde yemekten sonra kadehi alıp şöyle dedi. Bu kadehteki dem uğrunuza akıtılan kanımla yürürlüğe giren Hakk'ın halkıyla karşılıklı içtiği yeni anttır. Antlar içilir ya, ant içtik diyoruz ya. Çünkü gelenek var, antla beraber bir şey içilir. Yani o gösterir ki o ant şimdi yürürlüğe girdi. Ve bu hakikaten bu dem, bu Hakk'ın halkıyla karşılıklı içtiği yeni anttır, diyor. Antlaşma. Evet. Deyişi bir paylaşayım. İnşallah siz beğenirsiniz, seversiniz. Çilesini çekmeden evvel havariler ile lokma paylaştı. Bu fani dünyadan çıkmadan evvel havariler ile lokma paylaştı. Bu fani dünyadan çıkmadan evvel havariler ile lokma paylaştı. Çarmıha gerilmeden evvel canını vererek
ölmeden evvel. Feda olup kurban olmadan evvel. Havariler ile lokma paylaştı. Feda olup kurban olmadan evvel. Havariler ile lokma paylaştı. Paylaşmayacaktı. Pesahı bir daha yemeyecekti. Kadehten bir daha içmeyecekti. Havariler ile lokma paylaştı. Kadehten bir daha içmeyecekti. Havariler ile lokma paylaştı. Bölerek verdi. Bu feda ettiğim tenimdir dedi. Bu demde kanımdır diye söyledi. Havariler ile lokma paylaştı. Bu demde kanımdır diye söyledi. Havariler ile lokma paylaştı. Evet, ekmeği böldü ve bu lokma benim tenimdir. Beni anmak için yiyin. Aynı şekilde kadehi de verdi, paylaştırdı ve dedi ki bu dem benim kanımdır. Yani hayatımı sizin için feda edeceğim anlamında. Dara çekileceğim, işkence çekerek öleceğim. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın, canlarla paylaşın. Ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın, hoşça kalın.